Bir sorumuz var. Ekmeğin 10 TL olacağı söyleniyor. Ne düşünüyoruz vatandaş olarak? Çok güzel. Neden 10 güzel? TL olması da güzel. 20 TL olması da güzel. Biz istedik. Halk bunu istedi. Halk bunu istediği için biz de mecburen... Ekonomik gidişatı nasıl değerlendiriyoruz? Ekonomik gidişatı çok güzel. Şahlanma dönemindeyiz şu an. Şahlanıyoruz şu anda zaten. Siz evde şahlanabildiniz mi? Tabii tabii şahlandık. Dışarı attık kendimizi. Kafede oturuyoruz. Özel yerlere gidiyoruz. Cebimizde dolarlar, eurolar var. Doğru mu? Kaderimizi kim belirledi diyeceksiniz? Halk belirledi. Ne güzel. Ben seviniyorum böyle duruma. Gerçekten seviniyorum ben. Mehmet Şimşek'in... olduğu zaman seviniyor muyum? Evet evet seviniyorum artık. Çok iyi oldu diyorum ben. Az bile. Daha çok olsun. Bir ekmeğin bence 50 TL olması, mazotun 100 TL olması, kiraların 15-20 bin lira olması. Dar gelirler için diyorum bunu. En çok buradan yetkililere seslenelim 50 TL olsun mu ekmek? Ekmek 50 TL olsun, mazot 100 TL olsun. Olsun ya gerçekten olsun. Kiralar 11.500, biz şu an asgari ücret alıyoruz ya. Bence 20-25 bin olsun. Biz halk bunu istedi, biz öyle istiyoruz zaten halktan. Çok güzel. Yazık günah bu halk ama üzülüyorum sadece. Üzülüyorum. Ne olacak böyle peki? Çözümü ne sizce? Mehmet Şimşek geldi, doğru. Mehmet Şimşek zaten önceki politikalarını da biliyordu. Şimdi kemer sıkmaydı. Dar gelir insanların kemerini sıkıyor şu anda. Bizimkilerini sıktı zaten şu anda. Kendileri de halen, aslında şahlanan onlar. Altındaki makam arabalarıyla şu anda şahlanıyorlar işte. Dar gelirli insanların kemerlerini sıktılar. Başka bir şey değil. Üzülüyorum bu ülke. Bu ülkenin kaderini belirleyen kim oldu? Yabancılar oldu. Araplara satıyor şu anda. Sat 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 bitmiyor. Bitmez ki zaten. Yakında bizi de satar, ondan korkuyorum ben. Teşekkür ederiz. Ekrem İmamoğlu da güzel bir insandı, kötü bir insan değildir. İmamoğlu değil bugün, ekmek 10 TL olacağı söyleniyor. Ekmek 7,5 oldu galiba bugün. 10 TL olacakmış, 10 TL ikinci bir zam bekleniyor. Çok ama yani o kadar da olmaz yani, yazık günah yani. Bu insanlar bir şey yemezsin mi peki? Ne olacak peki? Bir misafirimiz geliyor, ekmek alamıyoruz, şey yapamıyoruz. Zor bir şey, gerçekten çok zor durumdayız. İnsanlar böyle olmaz yani, bu ülke böyle olmaz. Biraz düzelmesi lazım. Yani oyu verenler düşünsün, yani onlar utansın yani. Onların sayesinde yüzünden biz böyle bu hale düşüyoruz yani. Yazık herkesi acıyorum yani. Bu Türkiye'miz acı, Türkiye'miz çok güzel. Çok güzel bir yer Türkiye. İnsanlarımız iyidir. Yani ben bu kadar konuşuyorum. Siz değerlendiriyorsunuz ekonomik gidişatı. Ekonomi hiç iyi değil. Çözümü ne sizce bunun? Çözüm, nereye kadar böyle gidiyor? Çözüm valla böyle devam edecek yani. Çözüm yok. Nasıl yapacağız? Biz ne konuşursak boş. Adam bize şey veremiyor yani. Fırsat veremiyor. Yapacak bir şey yok. Bu kadar. Teşekkür ederiz. Tamam yok küçük bir şey soracağız sadece. Ekmek şu an yeni 7,5 TL oldu. İkinci bir zam gelmesi bekleniyor. Ben de isteyeyim ki 2 katı gelsin. Benim vicdanım rahat. O verenler düşünsün. İnsanlar 10 katı olur. Millet yeksin boş ver. Millet ne yiyecek? Ne? Şimdi, abi, deme benim ağzım bozuk beni tutma diye. Çünkü bu millet hak ediyor ablacığım. Ne yapsa adam haklı insanlar. Yani başkalarının suçu yok. Bizim suçumuz var yani. Onun için bırak daha çok olsun. 2 katı olsun bile çeksin yani. Ekmek 20 lira oldu. Olsun olsun boş ver. Çeksin bu insanları. Hak ediyor. Birinin lafı var da bu insanın yarısı böyle böyle aptal falan. Haklıymış Aziz yani. Aziz nesin? Evet ha. Yaşa. Çok sağ ol. Hadi görüşürüz. Ekmeğe şimdi ikinci zam yeniden gelmesi bekleniyor. 7,5 TL oldu 10 TL olacağı söyleniyor. Valla sadece ekmeğe değil ki az önce sizden önce de şeyi sordular. Benzine zam geldi dediler. Yani o zaman benzine zam, ekmeğe zam. Şurada da fark. Herhalde. Yani artık duyarsızlaştık yani. Artık her şeye zam geliyor. Yani eskiden ilk idam cezası çıktığında insanlar hani biri idam edildiğinde susuyormuş herkes. Sokaklar, pazarlar. Herkes bugün biri idam edilecek diyormuş. Sonra idamlar artınca artık insanlar alışmışlar. Biri idam edildiğinde kimse umursamıyor. Herkes işine gücüne bakıyor. Şimdi etrafımızdaki olaylar da onun gibi olmaya başladı. Yani bir zam geldi. İlk başta insanlar biraz tepki veriyordu falan. Şimdi sürekli zam, sürekli zam. Artık insanlar... Alıştık artık. Aynen. Artık... Peki ekonomik gidişatı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir genç olarak Türkiye'ye dair bir hayaliniz var mı? Yani gençlerin büyük bir kısmına bakarsanız zaten hani bunu ben demiyorum. TÜİK verilerine açıp baksalar devlet kendisi bunu söylüyor. Yani bugün Avrupa'ya giden genç sayısı kim bilir kaç milyon. Ben son rakamlara bakmadım ama şu son 2 yılda Avrupa'ya giden insan sayısına bakın. Kaç binleri geçmiştir belki. Siz de gitmeyi düşünüyor musunuz? Ben çok kovalıyorum ama ben usullere uygun şekilde gitmeye çalışıyorum. Kaçak yollarla gitmeye çalışsaydım çoktan gitmiştim. Ben hani usullere uygun şekilde gitmeye çalışıyorum. Fırsatını bulursam gideceğim yani. Bu dolar, euro bu kadar yüksekken bizim ülkenin parası çok değersiz. Burada hiç beş para etmeyen şeylere bir dünya paha biçiliyor.
niye gitmeyelim ki yani? İnşallah düzeliriz, bilmiyorum. Valla bir tepki yok, bir reaksiyon yok ülkede. Yani tepki vermeye çalışsa millet hemen polis tepesine biniyor. Yani ne anayasa var, ne adalet var. Sizce bunun çözümü ne? Ya bunun çözümü belki de alanında uzman kişileri A partisi, B partisi ayırmadan o işin başına getirmek. Yani atıyorum belediye AK Parti'de. Belediyenin içinde bir iş varsa o işi en iyi yapan kimse onun siyasi görüşüne bakmadan o adamı başa getirirsen. Atıyorum insan kaynaklarında en iyi işi yapan kim? CHP'li bir arkadaş. Ama belediye AK Parti'de. O zaman o arkadaşı CHP'li oluşuna bakmayacaksın. O adamı başa... İşi bilenler yok diyorsunuz. İşi bilen yok. Yani sokakta, orada, burada, hükümette herkes kendi tanıdığını, kendi yandaşını. Ya bugün kabine sistemine bakın, yine değişik bir isim görüyor musunuz? O isim geldi buraya, bu isim geldi oraya. Sadece yerler değişti. Farklı bir isim çıkmıyor. Değişmiyorlar. Yani alanında uzman kişiler, liyakatın gelmesi lazım. Kim hangi işi iyi yapıyorsa onun başa gelmesi lazım. Siyasi görüşüne bakılmaksızın. Çözüm bence bu yani. Teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. İyi günler. Bugün bir sorumuz var. Ekmeğe şimdi ilk zam geldi. İkinci zam da yolda diyorlar. Oy verenler düşünsün. Siz de yanıyorsunuz. Yapacak bir şey yok. Buraya almıyorsun değil mi? Şimdi ekmeğe ilk zam geldi. 7,5 TL oldu. Şimdi deniliyor ki ikinci zam da yolda. Olsun, daha beteriz. Yani nasıl diyeyim, en çok ben istiyorum bunların daha çok artmasını. Yani benim görüşüm sol görüşü. Kılıçdaroğlu'na da oy verdim. Ama AK Parti'ye de vermediğime pişman oldum. Keşke, dediğim gibi daha kötü olsun. Bak mazot olmuş 38 lira. Daha çok olsun. Benim durumum iyi. Kendim ailemi geçindirebiliyorum. Yani durumum iyi dedim, normal geçinebiliyorum. Ama Allah daha beter etsin. Bu kadar söyleyeceklerim. O zaman ekmek 10 değil, 20 mi olsun? Olsun. 20 olsun, 30 olsun. Nasıl olsa köyde buğday ekmiyoruz, un yapmıyoruz. Yeni oy verirler mi? Vermeye de devam edecekler. Şu an iş sağımda, solumda, ben arkadaş çevremde veya mahalle komşu çevrende hiçbir tanesinin vazgeçtiğini düşünmüyorum. Ekmek 50 de olsa verirler diyorsun. Verirler, aynen öyle. Devam edecekler. Daha da artacak. Yine de oy oranı artacak diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Şu an ekmeğe ilk zam geldi. 7,5 TL oldu. İkinci zam da yolda deniliyor. Vatandaş olarak ne düşünüyoruz? Valla ben hiçbir şey diyemem. Oy verenler düşünsün. Ben hiçbir şey düşünmüyorum. Siz de yanıyorsunuz onların yanında. Size de ekmek 10 lira oluyor. Valla bana da oluyorsa olsun. Vicdanım rahat. Ekonominin gidişatını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne olacak böyle? Doğru. Türkiye mahvolmuş. Çözümü ne sizce? Çözümü başta olanlar düşünsün. Ben düşünmüyorum. Ben bir emekliyim. Ben 2000'de emekli oldum. O zaman 1 milyar para alıyordum, bir ev geçindiriyordum. Şimdi 8-9 milyar para alıyorum. İnan ki benim şahsıma yetmiyor. Benim şahsıma yetmiyor. Evde yemeği dışarıda yemiyorum. Bir yemek olmuş 150-200 TL, 200 TL. Nasıl idare olacak? Çok zor bir şey. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.